Son periyottan herkese mutlu günler, mutlu akşamlar. NBA'nin nabzını her zaman olduğu gibi son periyotta tutmaya devam ediyoruz. Yiğit Giray'la birlikte. Yiğit merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk. Dün uzunca konuştuğumuz bir konu vardı. Furkan Korkmaz. Yayından çıktıktan sonra baktım yaklaşık 12 dakika boyunca konuşmuşuz Furkan Korkmaz ve Philadelphia'yı. Atmış olduğu 34 sayı, 31 sayıyı hem Memphis hem Chicago'ya karşı. Bugün de yine başlangıcı Furkan Korkmaz'la yapacağız ama bugün ne kadar sürer mi? Olabildiğince kısa tutarsak iyi olur çünkü... Sıfır sayı performans. 10 saniye. Dün zaten konuşmuştuk, sen söylemiştin. Yani şey, bir performans gelebilir. İstikrarsızlığı zaten uzunca süredir konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Dünkü maçı nasıl değerlendirirsin? Philadelphia, Los Angeles Clippers. Bizim oyuncularımızda çok ciddi bir özgüven problemi var. Yani bunu Cedi'de de yaşadık. Amerika'ya karşı milli takımımızın almış olduğu mağlubiyet zaten bunların en büyük. Elimizdeki maçı verdik. Elimizdeki maç 3 kere falan verdik. Evet, öyle bir durum oldu. Bir kere değil, üç kere verdik. Yani hakikaten böyle bir özgüven sıkıntımız var ve yetenek konusunda bence problemli değiliz. Yani Cedi'nin de belli başlı yetenekleri var. Furkan bence içlerindeki en yeteneklisi. Hı hı. Ama sadece bir oyuncuyu yetenek olarak değil, aynı zamanda da mental olarak da kuvvetlendirmek gerekiyor. Böyle bir mentöre ihtiyacı var bu oyuncuların. Bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Yani Türk basketbolu olarak... Türk sporu olarak daha doğrusu bu konuda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü mental olarak bir oyuncunun atıyorum çok ciddi bir potansiyeli vardır. Ama o potansiyele ulaşamayacağını oyuncunun mental gücü belirler. Yeteneklerin dışında. Haklısın. Pek çok şey mental gücü belirler. O konuda katılıyorum. İki karşılaşmada sana. Çok yüksek bir skor atıp iyi bir performans verdikten sonra tabii ki bütün gözler Furkan'ın üzerindeydi bu karşılaşmada. Bu açıdan da o da bunun bilincinde ve bunun stresindeydi aynı zamanda da. Ben dün buna vurgu yapmak istemiştim daha fazla. Ve rakip de Los Angeles Clippers gibi asıl oynaması gereken, asıl kendini göstermesi gereken şampiyonluk adayı takımlardan bir tanesi. İlk çeyrek boyunca şut fırsatı bile bulamadı. Top eline değmedi neredeyse. Evet, şut fırsatı bile bulamadı. İlk 5 başladı bu karşılaşmaya. Ya o bile bir ekstra gerginlik. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki Brett Brown? Ona değineceğim. Sen... Neden yapıyorsun yani böyle bir şey? Neden düzenin dışına çıkıyorsun ve oyuncuya ekstra bir baskı yüklüyorsun üzerine? Ya belki onurlandırmak da istemiş olabilir. Onurlandırdı. İkinci yarı biliyorsun. İkinci yarı herkes onu onurlandı değil mi herkes? Bence yani. Gayet güzel onurlandı herkes yani. Nazar'a inanır zaten, mısın bu arada? Ya nazar değildi. Zaten üzerinde baskı var çocuğun. Yani hani Clippers maçına ilk 5'te başlatıp Al Horford gibi bir adamı kenarda başlatmak ne demek? Neden böyle şeyler yapıyor? Hakikaten yani gereksiz hamle. Böyle onurlandıracaksan bu maç. Ama Furkan ekstra büyük hissetti omuzlarında. O birazcık belli yani. Aynen bize yani. De hissettirdi onu. İkinci çeyreği top çaldıktan sonra bir başlangıcı var. Airball. İlk şey yani. Maçında, Chicago maçında aynı şekilde bir tane üçlük atmıştı ama o sırada çok sıcaktı tabii. Zaten sayıları üst üste atmıştı. Yani, o şut zor bir şuttu ama o şutu sokabilmek için öncesinde birkaç tane şut sokmanız yani gerekiyor zaten. Bunun olması bence normal. Kariyerinin hala başında olan bir oyuncu için, bu kadar heyecan ve stres yaşayan bir oyuncu için. Ama bu kadar kötü olmasını kimse hem beklemezdi hem temenni etmezdi. Olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti. İsabet bulamadı maç boyunca. Bundan sonra yapılması gereken bu maçı arkada bırakmak ama üzerindeki baskıyı da Furkan'ın herkesten önce ve her şeyden önce üzerindeki baskıyı kendisinin atması gerekiyor. Dün Sixers kazandı evet ama bunda Furkan'ın bir payı olsaydı kendisi adına da hepimiz adına da çok sevindirici bir durum olmuş olacaktı. Korktuğumuz senaryo gerçekleşti ama dediğim gibi yani bu belli bir seviyeye çıkmak istiyorsa Furkan... Hidayet gibi, Mehmet Okur gibi adından söz ettiren bir oyuncu noktasına gelmek istiyorsa yetenekte problem yok arkadaş. Mental olarak buna kendini hazırlamak zorundasın. Bu gücü kendinde bulmak zorundasın. Dünkü karşılaşma tamamen bir sınıfta kalma karşılaşma. Çakıldı. Şuna değineceğim orada. Sokrates'e röportaj vermiş Furkan. Şeyden bahsediyor orada. Philadelphia seyircisiyle arandaki ilişki nasıl veya seni geriyor mu? Çünkü NBA'nin en zorlu seyircilerinden bir tanesi Philadelphia. Yıllardır böyle. Şeyleri duyuyorum diyor. Çok rahat hissediyorsunuz onu diyor. Çok yakın olduğu için zaten biliyorsun NBA'de çok daha yakın. Özel koltuklar vesaireler. Söylenen hemen hemen her şeyi duyuyorum orada diyor. Yani bir şut kaçırdığın zaman koç bunu kenara al. Koç bunu oyuna sok. Onların hepsini duyuyorum. Tabii bu size ara sıra olumsuz da etkiliyor gibi bir demeci vardı. Tam olarak bu değil ama söylemek istediği şey buydu yani. Türbünden gelen reaksiyonları net olarak algılıyor ve orada neler olup bittiğinin farkında.
Ya bunu aşmak için de dediğim gibi ne olmanız lazım? İşte Kobe falan olmanız gerekiyor ki oralara çok takılmayasınız. Görmeyeceksin, duymayacaksın, düşünmeyeceksin. Bir önceki pozisyona aklında tutmayacaksın. Bitecek gidecek, o airball'la bir başladı. Maç bitti Furkan için orada. Çok da zaten etliye sütlüye bulaşmadı, farkındasın yani. Birkaç tane şut geldi, hadi onları atayım dedi. Tamam, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi maçın önemi ve aynı zamanda üzerindeki kendi kendine evet. Kendi kendine daha da herkesten daha çok, yani herkesin tabii ki beklentisi var ama kendi kendine üzerine kurduğu baskı da çok ciddi ve çok şiddetli bir boyutta. Bunları belli bir dengede tutması gerekiyor. Daha çok genç, bunlardan tecrübe de kazanıyor aynı şekilde. Kesinlikle. Benzer hikayeleri Cedi'de de gördük geçtiğimiz sezonda. Yani bu açıdan baktığımızda ders alınması gereken bir eksi ama bu eksi artıya hala çevrilebilir. Maça geçelim o zaman. Maçtan da konuşalım. Ben Simmons'ın triple-double'ı var. Kawhi'nin karşı tarafta 30 sayılık performansı. 30 sayı ama yine bir Kawhi gibi 30 sayı. Yani çok dominant görünmeden 30 evet. sayıyı attı bir şekilde. Ben Simmons dediğim gibi diğer tarafta triple-double. Ve Philadelphia 110-103 kazanmayı başardı işin nihayetinde. Bu maça gelene kadar hep Philadelphia savunmasından bahsetmiştik. Clippers savunması tanınmayacak halde dünkü karşılaşmada. Yani özellikle Simmons savunmasında darmadağın oldular. Birebir de çok rahat savunmacılarını geçmeye başardı Simmons. Ve potaya Philadelphia'lı bütün oyuncular çok rahat gitti. Yani önünde durması gereken savunma hiçbir şekilde önünde duramadı. Bu Los Angeles Clippers'ın kimyasına çok fazla yakışmayan veya bizim alışık olduğumuz bir durum değil. Philadelphia'dan 4-5 maçları gördüğümüz senaryoyu Clippers'tan da gördük dünkü karşılaşmada. Philadelphia enteresan bir takım. Yani iç sahada gözlerine kestirdikleri bazı maçlarda çok daha iştahlı oynuyorlar ki Noel akşamı Milwaukee Bucks maçları bunlardan sadece bir tanesiydi. Sadece 2 mağlubiyetleri var. 27 aynen maçın öyle. Sadece ikisini kaybettiler. 25'ini kazandılar. Bir tanesi Miami, diğerini hatırlamıyorum. Saçma bir maçtı galiba diğer mağlubiyet. Lakers değil mi? Yok. Lakers yok, saçma bir mağlubiyet aldılar. Hatırlayamayacağım ben. Sen hatırlayamadıysan ben hiç hatırlayamam. Birinin Miami olduğunu hatırlıyorum ama. Benim ilgili problemim var biliyorsun. Geçelim mi diğer karşılaşmaya? Geçelim. Houston-Boston karşılaşması. Houston Rockets evinde Boston Celtics'i 116-105 mağlubiyet etmeyi başardı. Russell Westbrook ve James Harden'ın inanılmaz performansıyla beraber Yiğit toplamda 78 sayı kısalardan. Böyle oynayacak artık. Zaten Capela'nın gidişiyle beraber bu oyun sistemine geçişi ya, resmi olarak açıklamıştı Houston. Ben açıkçası mantıklı olanı söyledim dün. Bugün sorsalar yine aynısını söylerim yani. İki takımın karşı karşıya geldiği bir seride ben Boston Celtics'in elemesini beklerim. Çok daha düzenli, çok daha derli toplu, bench olarak katkısı daha fazla olan bir takım olarak baktığımızda. Ama dün bütün bu eleştiriler, yazılanlar, çizilenler, Houston ne yapıyor, manyak mı bunlar gibi konuşmaların üzerine bir patlama yaşadı. Westbrook'la Harden dünkü karşılaşmada. Lakers maçında da yaşamışlardı. Lakers maçında o eleştirel boyuta daha ulaşamamıştı. Hı hı. Hani çok sıcağı sıcağına o akşama hı hı. hemen oynanan bir karşılaşmaydı. O bir dengesiz maçtı. Ama dünkü maçta Harden'la Westbrook o patlamayı yaşamış oldular da. Problem bu zaten. Nereye kadar? Ya tamam, dün ben tahminimde yanıldım. Boston Celtics'i mağlup ettiniz, tamam. Yarın veya öbür gün, yani günün şeyinde sezonun sonunda hangimiz yanılmış olacağız? Ben mi yanılacağım? Houston mı bu elinde tuttuğu kadroyla planlama konusunda yanılmış olacak? Ya Mike D'Antoni'nin bence planı şu şekilde. James Harden inanılmaz bir şutör zaten. James Harden bir numaranın bir numarası. Run and gun da değil. Run and run. Run and run takımı. Şimdi James Harden'la Westbrook normalde aynı pozisyon oyuncuları. Ama aynı pozisyondan birini bir numara, birini beş numara gibi kullanıyor. Biliyorsun yani Westbrook'un şu son geçirmiş olduğu 2,5 ay, muhteşem 2,5 ayı da neredeyse 3 sayı kullanmamaya başladı artık. Yani zaten çember dövünce, zaten geçen sezondan başlamıştı artık çember dövmeleri. Bir zahmet. Yani şu anda boyalı alanda çok etkili bir oyuncu, öyle görünüyor. Bu maçta da aynı şekildeydi. İnanılmaz drive ediyor içeri, yani kurşun gibi giriyor. Yani 5 numaradan kastım o. Boyalı alanda sayı ürettiği için 5 numara diyorum. Yoksa zaten yarı sahadan alıp deparı basıp gidiyor. Philadelphia maçında Simmons da öyleydi. Takımı kısalttılar. Simmons da öyle oynuyor zaten. Kısalttılar, 5'e geçti Simmons. Simmons zaten gizli de değil ya artık. Ya basketbolun ne olduğu artık belli olmadığı için Simmons boyalı alanda. Orada post-up oynamayı çok seven biri. Zaten sağ görüşü inanılmaz. 5 numara oynuyor zaten Simmons. Evet. Oyunun içinde zaman zaman belki pek çok zamanını. Çok da etkili oldu. Çok da etkili oluyor. Fizik de ona uygun. Westbrook farklı bir şekilde oynuyor. Yani oraya kurşun gibi giderek oynuyor. Yani boyalı alanda geçirdiği zaman
0.5 saniye falan ama i̇şte orada sayıyı yani, buluyor işte. Ama o kurşun sektiği zaman yani hiç beklenmedik yerlere saplanabiliyor beklenmedik yerlere. Yani Westbrook konusu çok farklı bir konu. Hakikaten Westbrook özelinde bazı oyuncuların özelinde gerekiyor yani biyografileri bir kitap yazılması gerekiyor Westbrook özelinde de bence. Valla ben Westbrook'tan konuşmaya başlasam sabaha kadar konuşurum. Kuracağım 1000 cümlenin 999'da olumsuz olur. Bir tanesi de hani o takdir edici. Takdirici demeyelim de işte izlemesi keyifli ya o bakımdan. Bence izlemesi hiç keyifli değil. Keyifli ya. Yani çok atletik oyuncu abi. Yani onun oynadığı takımın taraftarıysan, yani onun oynadığı takım taraftaysan hiç keyifli değil. Öyle değil canım. Ben ya, şunu söyleyebilirim. Dedem babam Houston'lu değil benim yani. Hani, burada rahatım. bağlayacak olursak yani dün karşılaşmayı Houston kazandı ama ben sistemin her şeyin komple baştan aşağı yanlış olduğunu düşünüyorum Houston tarafında. Nasıl olacak? Bu sezon böyle gidecek. Gidecek yani. Yıllardır zaten benzer bir şekilde gidiyordu. Yazın bir hamle yaparlar mı? Uzun anlamında sence? İşleri nasıl gideceğine bağlı. Değil mi? Bu birazcık şekilde. Öyle evet. Ama işler yani ne hayal edecekler buradan? Ne çıkmasını hayal edecekler? Bir tarafta Anthony Davis varken işte öbür tarafta Los Angeles Clippers gibi bütünüyle Harrell'lar falan varken çok ciddi bir takım varken. Ya yok hiç gelse mesela şu anda Denver'la maç yapacak. Yok hiç nasıl savunacaklar? Çok merak ediyorum ben. Ya yok hiç yorulur bence. yani evet, maçın temposu biraz fazla gelebilir. Yok içi yorarak savunmayı düşünebilirler. Yani şöyle Clippers'la oynadınız. Zubats var. Montrezl Harrell var. Yani nasıl olacak bunlar? Şimdi çok şey uzunlar var. Yani çok atletik. PJ Tucker'la nereye kadar gidebilirsiniz bunları savunmada? İçeri top indirmeyeceğiz. PJ Tucker çok agresif bir savunmacıdır biliyorsun. Ya çok yani. Agresif ama yani görmek de istiyorum şöyle net bir şekilde. Ya şimdi normal sezon değil ama playofflarda o eşleşmeleri özellikle çok merak ediyorum nasıl olacağını. Ya Boston ona cevap verebilecek bir takım değildi bu boyalı alan konusunda. Değil. Ama karşılarına daha bu tarz takımlar çok çıkacak. Boston hakkında söylemek istediğim şey var mı? İlk 5 sayı dağılımı fena değildi. Gordon Hayward'ın 20 sayısı. Ya, zaten 15-20 arasında attı ilk 5'in tamamı. Bence çok dengeli bir takım ve gününde olduklarında herkesin canını yakabilirler. Buna işte playofflar başladığı zaman Milwaukee'yi de dahil edebiliriz. Philadelphia'yı hayli dahil ederiz ki zaten geçen seneden bunun bir örneği var. Yani Kemba Walker'la kimyalarının oturduğunu da söyleyebiliriz Boston Celtics konusunda. Dünkü maçı kaybettiler ama Boston savaşçı bir takım. Yani Marcus Morris, Jaylen Brown gibi isimlere sahip olduğu müddetçe de zaten bu savaşçı ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi gözüküyorlar. Playoff dönemi geldiği zaman Boston Celtics çok agresifleşiyor. Bu onları ciddi bir tehdit haline getiriyor. Yani kadro kimyası olarak Stevens'ın zaten coaching'ini ben beğeniyorum. Kadro kimyası olarak da fena olmayan gerçek anlamda hani her parçadan faydalanabilecekleri ve backup'ları olan bir takıma sahipler. Bu açıdan baktığında da yani Milwaukee Bucks apayrı bir şey oynuyor bu sene. Ben Doğu Konferansı'nda özellikle bir sürpriz beklemiyorum ama maç bazında ele aldığımız zaman Boston Celtics kimin karşısına çıksa bir can yakacaktır. Gecenin bir diğer karşılaşması New Orleans Portland arasındaydı. New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers'ı 138-117 yenmeyi başardı. Zion Williamson da kariyer rekorunu kırdı 31 sayıyla. Evet Yiğit, Zion Williamson 31 sayı. JJ Redick kenardan gelerek 20 sayı. Onun da galibiyette büyük payı var. Neler söylersin bu maçla ilgili? Damian Lillard'la CJ McCollum biraz durgun göründüler. Yani New Orleans'ın hücum temposu çok ekstra bir noktaya İngram'da gitmeye başladı. İngram'da yoktu bu arada. Onda çok ekstra bir noktaya gitmeye başladı ve buna fazlasıyla da alıştılar. Sezon başından beri zaten benzer bir oyun oynuyorlar. Ama savunmadaki zaafları üzerinden maç kazan ve hücumdaki basit top kayıpları yüzünden maç kazanmakta çok zorlanıyorlardı. Şimdi iki maçtır Ingram'sız oynuyorlar. Önce Indiana deplasmanında kazandılar. Şimdi geldiler. Bence çok önemli bir maçtı Portland açısından. Çünkü bu gece de Memphis'te oynuyor Portland. Portland'ı mağlup etmeye başardılar. İki takımın da savunma zaafları vardı ama Zion'u durduramama konusunda Portland artık savunmada ben yokları oynuyorum diye bağırdılar. Görüyor musun? Çok acayip oyuncu ya gerçekten. Bu hani bunu geçen gün seninle tartışmıştık. Yani bu fiziği belli başlı metotlar eşliğinde bu fiziği korumaya veya zayıflatmaya karar vermek tamamen medical ekibin kontrolünde olan bir şey. Ve bu şekilde Zion tutmaya da devam ediyorlarsa demek ki en sağlıklı olduğunu düşündükleri cüsse
bu şu anda Zion için. Çok acayip oyuncu gerçekten. Valla yani bilgisayarda NBA 2K'da falan yaratsan yani böylesini oluşturamazsın. Gerçekten yani böyle Charles Barkley gibi bir vücut. Ona LeBron atletikliği. LeBron'dan bence daha da atletik. Onu da söyleyeyim yani. LeBron'dan kesinlikle daha atletik. En azından çok daha yukarı sıçrıyor. Öyle bir durum var. Yani LeBron'a, çok hızlı. LeBron'a atletik demek biraz iddialı bir laf olur ama. Niye? Değil mi sence? Ha, daha da üst seviyesi. Ondan dolayı mı dedin yoksa? Yok hayır canım. Yani LeBron James çok atletik bir adam. Çok atletik bir adam. Yani o yüzden. Atletikliği şimdi tanımını yapmak lazım. Benim kastettiğim orada havada kalma süresi mesela LeBron'dan daha fazla. Zion Williamson değirmeni LeBron'dan çok daha net vuran biri mesela. Çok daha yükseğe sıçrıyor. Çok daha çabuk sıçrıyor. LeBron da inanılmaz yani NBA'in gördüğü en atletik oyunculardan biri ama Zion'inki böyle başka bir seviye. Bana öyle geliyor ve bu vücutla beraber dediğim gibi yani çok akıl alması çok güç. Onu zaten özel kılandı bu birazcık. Yani, bu arada benim çok konuştuğumu söyleyenler oluyor. Yo, bence yorumlara gelenler. Bir şey diyeceğim. Arada bir konuşman lazım. Evet. Zaten konuş yani. Konuş. Nefes almış olalım. Bunu benden duymasınlar. Ben söylediğim zaman şimdi şey olabilir. Seni söylemen gerekiyor. Konuşması lazım. Ha, konuşman lazım canım. Tek taraflı olmaz bu. Özellikle böyle program zaten tek aynen taraflı olmaz. Yani olur. Bayağı silik çok zevksiz bir şey olur. Aynen. 15 dakikada çıkar. Yani bu program 8 senedir devam ediyor. Hiçbir zaman tek taraflı konuşmamışımdır ben 8 sene boyunca. O yüzden böyle güzel. Zion diyorduk. Zion diyordun. Ben diyordum evet. Yani ya, cüsse konusunda hani herkes gibi benim de şüphelerim var ama dediğim gibi yani hani bir bildikleri vardır bu konuda diyorum. Sen Zion'dan öyle çok bir şey beklemiyor gibi bir havan var. Beklemiyorum. Ya. Evet. Değil mi? Ondan dolayı ben sana ne zaman böyle çok büyük bir iştahla Zion konusunu açsam sen tamamen benim o iştahım 9'da 10'da olan iştahımı 2'ye 3'e falan indiriyorsun sürekli. Çünkü böyle bir beklentin yok yani bu patlayacak bir balon gibi bakıyorsun sen. Beklentim yok. Valla kaldırdığı ağırlık bana çok fazla geliyor. Yani bu sağlık konusunda sıkıntı yaşayacakmış gibi geliyor Zion bana. Heyecanlandırmıyordu seni. Öyle bir durum var. Enteresan. Ya, çok böyle dinamik bir vücut yapısı yok ya. Yani, evet, bundan dolayı benim o gözüme o şey marka değeri olarak bir şey vermiyor benim gözüme. Ha, öyle yani, o parlaklığı vermiyor bana. Ben yani anladım senin ne demek istediğini. Bazı insanları çok heyecanlı, sende tam tersi bir etki. Senin gibi bakan da çok fazla duruma. Ben mesela yani ben şu anda Stern gibi bakıyorum. Eğer hayatta olsaydı öyle bakardım normal. Ben bunu nasıl parlatacağım diye bakardı böyle. Tamam bakalım. Enteresan. Burada daha çok çatışma yaşayacağız şey boyunca. Ne denir? Gerçi normal sezonun bitmesine az vallahi kaldı. Valla Lonzo Ball çatışmasını ben kazandım. Öyle mi diyorsun? Bence hala vakti var Lonzo Ball'un ya. Hala bir umudum var diye düşünüyorum. Ama şey ciddi bir değişime girdi. Girdi. Ya, hakikaten girdi. Bu gerçeği kabul etmek lazım. En azından triple double'ın yanlarında. Sayı olarak çok atmasa da hep triple double'ın böyle köşelerinde, kıyılarında, köşelerinde yok, çok oynuyor. Çok ciddi çalışarak takdir edilecek bir noktaya geldi. Geçen senekiyle alakası yok. Geçen senekiyle ben yerden yere vuruyordum şu anda. Çok farklı yani. Mesela bütün yaz boyunca çalışıp şut formunu değiştirmesi bile takdir edilmesi gereken olaylardan bir tanesi. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ya. İyi de bir savunmacı bence. İyi de bir savunmacı. Babasına da hiç çekmemiş. En azından sahada duruşu öyle. Neyse burada bir ara verelim istersen. Tamam. Dün gecenin en iyi 5 hareketiyle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından buradayız. Son periyotta ikinci bölüme başlıyoruz. İkinci bölüme başlarken hatırlatmamızı yapalım. Soru ve görüşlerinizi Sports TV Twitter hesabından bizlere aktarabilirsiniz. Yine sizden gelen sorularla da girişi yapalım ikinci bölüme. Yiğit Sezer sormuş. Sizce şampiyonluğun en güçlü adayı kim? Bu Clippers şampiyon olamaz. Net bir uzun eksikliği var. Zubac'la bu iş yürümez demiş. Yani sezon başından beri söylüyorum. Bu sezonun bence şampiyonu Milwaukee Bucks olacaktır. Herhangi bir sakatla gitmezlerse. Güme. Yani yaşamazlarsa. Herhangi bir sakatlık değil. Antetokounmpo'nun sakatlanmadığı bir. Yok herhangi bir sakatlık. Orada George Hill de çok önemli. Middleton da çok önemli. O kadar genişletiyorsun yani o yelpazeyi. Aynen, ya George Hill'i herhalde şey yaparlar. Yani onu bir şekilde ikame ederler diye düşünüyorum ben. Edemiyorlar bence. Ya Chris yani Middleton ve Antetokounmpo tamam da. Yani Bledsoe'nun olmadığı, Antetokounmpo'nun olmadığı maçlar hatırlıyorum böyle. George Hill muazzam bir tecrübeyle yine kazandırmayı başarmıştı takımı. Yani o kimyada çarkların hepsi dönüyor olması lazım. Hiçbir şey oradan bir tane bile dişli çıkartmamak gerekiyor bence. Bucks tarafında. Sizi 8 senedir izliyorum Yiğit Giray. Cumhur daha yeni diye de bir mesaj var.
İki sene oldu kardeşim, ben de artık yani. Evet, artık yeni değil ya. Artık yeni sayılmaz benden yani. Benden de yeni diye bahsediyorsak. Sana göre yeniyim. Öyle bana diyelim. Bana göre yeniyim. Bana göre her yanıma gelen yeni. Spor TV bile senin yanında yeni olur. Spor TV benden birazcık daha yaşlı. Geçelim hadi gecenin maçlarına. Cleveland-Atlanta maçı ilk maçımız. Neler söylersin Cleveland-Atlanta için? Valla bol skorlu bir karşılaşma olur. Cleveland yani nasıl maç kazanıyor, ne yapması gerekiyor bilmiyorum ama Drummond acaba oynayacak mı bugün karşılaşmada? Bak ona bakmadım, merak etmediğim için bu karşılaşmayı ama enteresan olacaktır eğer oynarsa da. Atlanta'da Capella'nın yine oynama ihtimalinin düşük olduğunu, oynamayacağını söyleyelim. Yani... Kim kazanırsa kazansın. Ortada. Ne diyecek bir şey bulamadım ya. All-Star öncesinde ama Trae Young, bak geçen gün de aynı lafı etmiştim sana. Trae Young 30'ları 40'ları buluyor şu aralar. Zaten kendi çöplüğü gibi, istediği gibi at koşturuyor. Bireyselliğe çok fazla yönelebilir şu All-Star'a kadar Trae Young. Cedi Osman'ın bugün bir fotoğrafını gördüm. Cleveland paylaşmış galiba, orada gördüm onların sayfasında. Guardlarla beraber Colin Sexton ve Garland'la muhabbet içindeydi. Elimden gelse Cedi Osman'ı o kareden alır atardım yani. Çok da hoş bir muhabbetteydi galiba. Bayağı gülerken falan yakalamışlar ama Cedi'nin çok bulaşmamasını temenni ediyorum. Hem Sexton hem Garland'a basketbolu unutmaması için. Orlando-Detroit ikinci karşılaşmamız. Ya Orlando çok uzun bir süreden sonra ilk defa üst üste ikinci bir galibiyet alma fırsatına sahip. Detroit'ten daha iyi bir takım herhalde bulamazlardı bunun için. Ben bu gece kazanmalarını bekliyorum. Çünkü onlar da hani playoff'a girdik diye rahatlayacak durumda değiller. Tepelere tırmanmaları lazım. Yani Milwaukee ile kimse oynamak istemez herhalde ilk turda. Kesinlikle. Detroit de tamamen düşmüşken artık, tamamen gardı düşmüş bir boksör gibi. Gardı düşmüş, boksör olmayan bir ringteki adam gibi, herhangi biri gibi yani. Bu açıdan baktığımda Detroit'i mağlup etmelerini bekliyorum. Bu arada Orlando'nun tırmanabileceği yer 7. sıra. Yani 6'ya çıkamadılar. Belli çünkü olmaz. Indiana 31 galibiyet, 23 galibiyet. Kapanmaz belli o yani. Daha çok var. Yani Indiana 5 maçtır kaybediyor, hiç belli olmaz yani. Ama bugün farklı bir şey söyleyeceksin onunla ilgili. Geliyoruz birazdan yavaş yavaş. New York-Washington maçı, 3. maçımız. Valla tempolu, yüksek skorlu bir karşılaşma. Washington dün alması gereken galibiyeti aldı zaten. Bugün bence mağlup olurlar. New York kazanır bence. Bu kadar. Ya, kendilerini motive edecekleri bir şey yok ki bu karşılaşma. New York deplasmanında neyine motive edecekler kendilerini? Madison Square Garden. Öyle bir şey var ya. Hala var mı bilmiyorum. hala var en azından da. Hala yani. Yerinde duruyor evet de. Bence New York. Özel bir alan ya orası. New York kazanır bence. Indiana Milwaukee, geldik o maça. Çabuk geldik. Ya Indiana çok şuursuz bir şekilde maçlar kaybetti ve çok da şanssız bir şekilde de kendi aptallıklarından da maçlar kaybetti son dönemde. Son kaybettikleri Dinwiddie'nin basketiyle Brooklyn maçı. Yine kendi sahalarında son saniye basketlerinde. 6 maçta kaybediyorlar. 6 maçta kaybediyorlar. 3 tanesi iç saha. 3 mü 4 mü son karşılaşmalarda. Şimdi karşılarına Milwaukee fırsatı geldi. Normal şartlarda buna fırsat demezsin. Ama Indiana'nın genel itibariyle kimliğine kavuşabilmesi açısından çok ihtiyacı olduğu bir karşılaşma Milwaukee maçı. Yani özgüvenlerini de toparlayabilmeleri açısından. Oladipo'nun dışında ciddi bir eksikleri yok şu anda takım olarak baktığında. Ve Indiana iyi bir üç sayı çizgisi dışarısından savunucu bir takım. Çember savunmasını da iyi yapan bir takım. Ve bugün daha önemlisini söyleyeyim, Antetokounmpo yok. Evet. Antetokounmpo'nun olmadığı bir karşılaşmada dışarıdan çok daha fazla oynamayı deneyecek Milwaukee. İçeriden Bledsoy'la, Ersan'la bir şeyler yapmayı deneyecekler. Ersan bugün herhalde 25 dakika, 30 süresi, dakika arasında süresi süre bayağı bir artacaktır bugün. Yani dışarıdan gelen şutları savunmayı başarırsa Indiana, galibiyet için çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır bence ki bunu savunabilecek potansiyele normal şartlarda fazlasıyla sahipler. Son 6 maçtır ama o potansiyelden çok uzaklaşmış durumdalar. Tam yeri, tam zamanı bence Indiana galibiyeti. Indiana'nın kazanacağını düşünüyorsun sen. Brooklyn-Toronto. Ya Toronto Raptors çok ciddi bir yüzdeyle galibiyet yüzdesine sahip son dönem içerisinde. Yani son 15-20 maçına baktığın zaman 1-2 mağlubiyet anca görebilirsin. Çok ciddi bir ritim kazandılar. 15 maçta kazanıyorlar. İşte 20 maçına baktığında 1-2 mağlubiyet falan görebilirsin. Yani çok ciddi bir 15 maçlıkta galibiyet serileri mi var şu anda? Evet. Yani muazzam bir şey.
Yanlış bak, görmüyorsam evet 15 doğru, maç. Doğrudur. Yani kimse farkında bile değildir bak. Ben de farklı inan şey kim, şu anda, kimse evet, farkında bile yani, değildir yani. Böyle kimseye belli etmeden sessiz sedasız öyle bir seri yakalamış durumdalar ki. Şaşırdım acaba kadar, yanlış yere mi bakıyorum ya, diye de. O, yani tamamen bir alışkanlık haline getirdiler bu durumu. Ve hala kimse onları şampiyonluk için tehlikeli bir rakip olarak görmezken aslında çok ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaya başladılar şu anda. Kyle Lowry'nin bu seneki beklenmeyen performans yükselişi, Siakam'ın takımın liderliği ele alması, şimdi Gasol'ün, Ibaka'nın falan da sakatlıklardan dönmesi Toronto'yu çok tehlikeli bir takım haline getiriyor. Brooklyn deplasmanında normalde bu kadar form tutmuş bir takımın kazanmasını beklersin ama çember altında ciddi bir savaş olacaktır bu karşılaşmada. Kolay bir maç olmayacak bence Toronto için. Memphis Portland maçı? 6 puanlık maç. gerçek anlamda 6 puanlık maç. Çünkü 8.lik için koşturan, mücadele eden iki takım Portland'ın yakalamaya çalıştığı takım Memphis şu anda. İki maçlık da fark var aralarında. İki maçlık fark var aralarında. Evet, dün Portland çok kötü bir mağlubiyet aldı. Memphis daha dinlenmiş, daha diri ve aynı zamanda daha atletik ve daha güçlü fiziksel olarak da olan taraf. Yorgun Portland'ı karşılarına aldıklarında herhalde Memphis'in galip gelmesini beklememiz gecenin gerekir. Gecenin en güzel maçlarından biri olabilir. Muhtemelen en çekişmeli maç olacaktır. En güzel olmayabilir ama en önemli maç bu maç. Evet, en çekişmeli daha doğrusu böyle olabilir, gerçekten. Olabilir. Yani bakarsın Indiana maçı da belki çok çekişmeye geçer. Denver Lakers maçı var. Belki o herkesin merak ettiği maç olacak ama en önemli maç bu maç aralarında. Yani maçın içinde dinamikler değişiyor ama böyle başından sonuna kadar bir Euroleague sertliğinde veya o ciddiyette izleyebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Normal sezonda o maçları bulmak çok kolay olmuyor NBA'de ama bu maç biraz öyle olabilir gibime geliyor benim. Normal katılırım cümlene. Bir tek Lillard'ı CJ Mac Lillard'ı Euroleague olarak bir düşünemiyorum yani. Çünkü bir yazmaya başlarsa biliyorsun. Evet, öyle bir psikopata bağlıyor direkt. Minnesota Charlotte. Minnesota'yı konuşalım biraz. Vallahi. Dün de konuştuk gerçi de. Takaslardan ben sonra. Çok konuşmayalım bu sefer bence ya. Yani sen D'Angelo Russell'ı seviyorsun. Yani D'Angelo Russell da mı ısıtamadı senin Minnesota'ya? Minnesota'ya. Gerçekten Brooklyn'deki D'Angelo Russell. Gelsen ısınmam, getirsem ısınmam bak Minnesota'ya. Ya öyle o kadar bir söylüyorum. Şey yok diyorsun yani herhangi bir. Yaşlandığımız dünya, belli oldu bak şu anda. dünya. Neyse yapmayacağım espriyi, devam et. Lütfen. Hayır, yap ya, da yok, kapatalım yok, hadi. Yok. Peki. Genç bir manken ismi aradım ya, da yok. Minnesota yani, Charlotte'ı mağlup edecektir yani. Charlotte'ın alabileceği, normalde onu da alamaması gerekiyordu. Tek galibiyet belki de Detroit deplasmanındaydı. Onu da almayı başardılar. Minnesota Charlotte'ı mağlup edecektir. Yani yeni bir de kan değişikliğiyle beraber ligin geri kalanında biraz daha en azından bir iştah kabarması olacaktır. En onlarda. Azından bir süre böyle, iki hafta gibi bir süre falan. Hem Carl Anthony Thompson hem de D'Angelo Russell böyle çok istekli. Ondan sonra yavaş yavaş eski günlerine dönebilir. Yani, ben de öyle düşünüyorum. Ya bu sezon için fiş çekerler. Şimdi birkaç karşılaşma bir gövde gösterisi yapmaya çalışırlar. Charlotte'ı da yenerler bence. Ama ondan sonra fiş çekerler. Dallas Sacramento. Bence Dallas kazanmalı. Doncic için bu gece oynama ihtimali var. Maç saatinde, hatta maç ısınma sırasında belli olacak oynayıp oynamayacağı. Eğer oynarsa bence Sacramento'yu mağlup ederler. Etmeleri de lazım. Yani ligin ortalarına doğru, ligin ortalarına geçeceğiz neredeyse artık. Ve ikinciliği, üçüncülüğü görmüş bir takım şu anda yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda. Aynı şekilde. Ligin ortasını geçtik bu arada ya. Oldu bayağı. Geçtik işte, saymadık. Kaç yani, maç yaptılar şimdi bakmadım. Olsa yaklaşıyoruz. Kaç? Ben sana söyleyeyim. Dallas'ın yaptığı maç sayısı şu anda 54. O çoktan geçmiş. Çoktan ya. Geçtik tamam, tabii. İşte, bu da benim kabahatim olsun. Boş ver. Arada bir olsun ya o kadar. Kaç tane normal matematik yani, hesabından gidiyor artık. Bu dönemler hep böyle lig ortası falan. Lig ortası biliyorsun 2-3 ayı kapsar evet. Yani. Bir başlarsın aynen. Böyle Aralık'ta. Şubat'a Mart'a kadar gidersin öyle. Aynen. Yani Doncic dönecek. Dallas'ın ben kazanmaya başlamasını bekliyorum artık. Çünkü 7.liğe kadar düştüler. Kimse 7. 8. hatta 6. o grupta olmak istemez. Batı konferansında olmak istemez. Ve Dallas'ın da hala yukarılara çıkabilecek şansı var en azından. Potansiyeli var konusu tartışılır bence. Ama Doncic'le beraber şansı var fazlasıyla. Güzel bir maç. Gecenin bence maçlarından bir tanesi Utah-Miami. Ben Utah'ın oyununu hiç beğenmiyorum son dönemde. Kazanmaya başladılar tekrardan ama iyi bir oyun oynamıyorlar. Miami Heat, onlar da ne kadar konsantreler, ne kadar istekliler bilmiyorum ama Utah deplasmanı seni kamçılayacak
kalitede ve yeterlilikte bir deplasman. Şöyle bir benzerlikleri var. Son 10 maçta iki takımın da 5 galibiyeti, 5 mağlubiyeti var. Yani birbirlerine güzel benzer. Ama Utah'ın aldığı 5 galibiyetin 5'i de tatmin edici değil. Son saniyeler, Bogdanovic'ler, bilmem neler. Bir tanesi Portland karşısında çok enteresan bir galibiyetti. Farklı bir soru sorayım burada. Utah'tan iki tane All-Star seçilmesini nasıl buluyorsun? Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsun Rudy Gobert, bu seviyedeki takımlardan kolay kolay farklı iki tane çıkmaz. Yani işte Milwaukee gibi, nasıl söyleyeyim şimdi, Batı'da Los Angeles Lakers'tan iki tane alırsın, liderler, iyi bir sezon. Yani o Batı'nın ve Doğu'nun 1-2 üçünden belki ikişer oyuncu çıkabilir. Ben Amerika milli takımına katılan kimsenin bu sene All-Star'da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben o zaman bir sezon Dünya başında... Dünya Kupası'nda Amerika milli takımıyla oynayan kimsenin bu sene All-Star'da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başta Kemba Walker direkt, olmak üzere diyorsun. Yani fikrimi soruyorsan bu şekilde bir ceza sistemi olması gerekiyor. Çünkü Amerika milli takımıyla çok ciddi bir şekilde hüsrana uğrayan oyunculara ve kaptanlara ve liderlerine, yani biri Donovan Mitchell, biri Kemba Walker, o takımın liderleri. Bir de yarım lider olarak Tatum'a ekleyebilirsin aralarına belki. Bu iki ismin diyorsun ki... Üçü de All-Star bu arada. İşte diyorsun ya, Tatum'u katmıyorum ama. Yani bu iki ismin liderliğinde gittiği için söylüyorum. Diyorsun ki arkadaş, bizim All-Star'larımız bunlar. All-Star'larımız yazın ne yaptı? Patatese bağladılar. Gerçekten. Bence marketing olarak... Biz elimizden kaçırdık işte. Ben Miami Utah problem yaratacaktım. Aklımıza geldik Joe. Bu ahları çekmeye devam edeceğiz. Miami dedin yani. Ya Miami problem yaratabilir bence. Bir sürpriz çıkabilir. Phoenix Golden State. Gecenin yine güzel maçlarından. Yüksek skorlu bir maç. Phoenix kazanır bence. Geç. Denver Lakers. Öyle bir geç dedin ki. Soracaktım bir şey. Vallahi soramadım. Sorma. Boş ver. Denver Lakers'la da işte onunla beraber de onunla kapatıyor muyuz? Son karşılaştı. Sona bırak o zaman onu. Hangisini? Denver Lakers. Evet, son maç. Son mu? Evet. Tamam, az kaldı ne demek işte. Tamam, son mu diyorum? Az kaldı diyorsun. Sanki arkadan ya, az kaldı derken şey işte gelecek, başka maç gelecek gibi. O zaman şunu da kapatalım. Evet. Üçüncü kez karşılaşıyorlar. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Los Angeles Lakers'ın sahasında Denver kazandı. Denver'ın sahasında Los Angeles Lakers kazandı. Hatta Lakers o dönem çok ciddi bir deplasman serisi yapmıştı. 11 galibiyetli, 12 galibiyetli bir deplasman serisi. O seride gidip Indiana'da son bulmuştu. Denver deplasmanını kazandıktan sonra akabinde Utah deplasmanına gitmişlerdi. Onu da kazanmışlardı. Bak böyle manyakça hatırlıyorum ben teker teker. Ben böyle bir şey söylediğim zaman babam bana neler yani, biliyor musun? Lan benim dedemin ismini biliyor musunlar? Ha, bunları böyle biliyorsun da benim dedemin ismini söyle bakayım da. Ben de söyleyemem. Yani öyle bir soruyla... Yani sana şu anda babam gibi seslenmek istemiyorum. Öyle bir soruyla yani karşılaşmak istemiyorum şu anda. Neyse. İşin şakası tabii bu arada. Denver Los Angeles Lakers maçı ile ilgili beklentim. Bence Plumlee yine yok Denver tarafında. Evet. Michael Porter Jr. yok. Bunlara ek olarak biri daha yoktu. Kim yoktu? Hernan Gomez'ler falan gitti. Yok. Takasta. Yok. Onlardan bahsetmiyorum. Neyse. Demek ki çok mühim değil. hatırlamadığıma göre. Önemli olan burada Millsap'ın dönmüş olması. Murray'nin tekrardan ritim bulmaya başlamış olması. Üçüncü kez karşılaşan bu iki takımda ben Denver'ın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Anthony Davis'in de parmağında ufak bir sakatlık var ama parmağında tam Anthony Davis sakatlığı. Tamam. Ama Lakers'ta oynuyor. New Orleans Lakers'ta oynamadığı maçları aynen orada oynuyor. Tam Anthony Davis sakatlığı. Tırnağım koptu, soyunma odasına gidiyorum sakatlığı. Bugün oynayacaktır bence. Yani bu sakatlığa rağmen. Lakers'ta oynuyor genellikle. New Orleans'ta oynamadığı o evet sakatlıklarda Lakers'ta öyle bir şans yok. Kent'te oynamak istiyor muhtemelen. Tabii aynen. Denver'ı görünce Kobe de aklıma geldi. Öyle de kapatalım. Kobe çok severdi Denver deplasmanlarını. Kariyerinin iyi maçlarını, pek çoğunu Denver deplasmanında yaşamış biriydi. Bu da rakım son olarak... Rakım hoşuna giderdi diyorsun yani. Aynen, rakım hoşuna giderdi dağlarda. Rocky Dağları mı vardı orada? Öyle bir şey olması lazım. Evet, ama öyle bir durum var. Ağzına sağlık Yiğit. Güzel bir program oldu yine, dolu dolu. Son periyotun bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cuma günü hatırlatmamızı yapalım. All-Star özel bir program yapacağız. Hem 3 sayı yarışması hem smaç yarışması hem hafta sonu yapılacak maçla ilgili. Cuma günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.